Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında önemli bir konuya temas edeceğiz. Kader nedir? Malum kadere iman, imanın altı esasından bir tanesi. Bizler amentüyü şöyle ifade ediyoruz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel batı badel mevti hak. Burada Âmentü <laughs> Allah'a iman ettim ve meleketihi meleklerine ve kütübihi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine ve yevmil ahir ahiret gününe ve bir de ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Teala kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. İmanımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla imanın alt esasından bir tanesi kader. Ve e, anlaşılması zor meselelerden e, bir tanesi de yine kader konusu. Bu noktada bazı zatlar kaderi bir denize benzetmişler ve demişler ki dalma boğulursun. Burada kaderin denize benzetilmesi güzel bir teşbihdir. Çünkü yüzme bilmeyen birisinin e, denize girmesi uygun değil. denize girdiğinde boğulacaktır. E, boğulacaktır. Ama yüzme bilen birisi, ...veya gemiye binen birisi o deniz üzerinde seyahat edebilir ve yüzebilir. Dolayısıyla kaderden her halükarda bahsetmek illa kötü demek değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu u Teala kaderden de bahsediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine kaderden bahsediyor. Ama kaderden bahsedilmenin dozajı kaçırıldığı noktalar olabiliyor. Kadere itiraz gibi... Bu neden böyle, şu neden şöyle, bu gibi itiraz var şeyler. Bunlar tehlikeli konular. E, oralar çok dalgalı bir deniz gibi e, ve insan oralarda boğulabilir. Ama kader nedir? E, kaderin sınırları neler? Bunları ilmi bir şekilde ele almak, bunda herhangi bir problem söz konusu değildir. Değerli izleyenlerim... kader, miktar, ölçü, bu anlamları ifade ediyor. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Yani biz her şeyi bir miktar, belli bir ölçüyle yarattık. Ve bu tarzda baktığımızda, bu ayetin zaviyesinden baktığımızda her şeyin kaderle alakalı olduğunu görmekteyiz. Belki şöyle bir örnekle bu daha iyi anlaşılabilir. Diyelim yeni bir şehir meydana getirilecek bir uydu kent, ve bu uydu kent için önce planlar, projeler yapılır. Ardından bu plan ve projeye göre e, o şehir meydana getirilir. İnsanların yaptığı şeylerde de önce plan, program, proje vardır. Daha sonra bunun uygulanması vardır. Cenab-ı Hakk'ın sanatında da bu böyledir tabir yerindeyse. Allah-u Teala her şeyin nasıl olacağını ilminde belirlemiştir. Zaten kader ilim nevindendir. Cenab-ı Hakk'ın ilminin bir nevidir. Böyle olunca meydana gelen her şey önceden bir program halindedir ve Allahu Teala o programa göre alemi yaratmıştır. İşte mesela bir çekirdeğe baktığımızda bu ileride ağaç olacaktır. Ama bunun içine kaderden bir tarife konulmuş, bir program yerleştirilmiş ve ona göre bir açılımı olmaktadır. Eğer bu bir çınar çekirdeği ise, tohumuysa ise, oradan bir çınar ağacı çıkacaktır. Bir maydanoz tohumuysa oradan maydanoz çıkacaktır. Bir incir çekirdeği ise oradan incir ağacı çıkacaktır. Bu şekilde baktığımızda kaderin haricinde hiçbir şeyin olmadığını görürüz ve kaderin her şeyi ihata ettiğini müşahede ederiz. Dolayısıyla kadere inanmayan bir kimse Allah'ın ilmine, Allah'ın kudretine de inanmamış olur. Mesela bu açıdan da ayrıca önem arz etmektedir. Bizlere gelince, insanların durumuna gelince, insanların da bu dünyaya gelmeleri elbette bir kader iledir. İşte falan anne babadan dünyaya gelmemiz, erkek veya kız olarak yaratılmamız, boyumuzun rengi, boyumuz, rengimiz, bütün bu gibi özelliklerimiz tümüyle kader programından çıkmıştır. Hiç kimse kendisini Cenab-ı Hakk'a özel bir sipariş olarak vermemiştir. Ya Rabbi ben kendimi şu boyutlarda istiyorum, şu anne babadan istiyorum, şu zamanda dünyaya gelmek istiyorum gibi böyle bir dilekçemiz olmamıştır. Allahu Teala tamamen lütfuyla bizleri yaratmayı murad etmiş. Falan millete mensup, falan anne babadan ve işte diyelim böyle bir devirde kız veya erkek olarak bu şekilde yaratmış, bu dünyaya göndermiştir. Ve insan boyundan dolayı suale çekilecek değildir hangi milletten olduğundan dolayı suale çekilecek değildir. Bunlar ızdırari kader şeklinde ifade ediliyor. Yani insanın doğrudan kadere mahkum olduğu cihetler. Ama bir insan e, bu gibi şeylerinde kadere mahkum iken yapmış olduğu fiillerinde serbesttir. Bu noktada da cüzi ihtiyari deniliyor. İradeyi cüziye şeklinde de ifade edilir. İnsanın bir iradesi var. Ve Allah -u Teala başka mahluklara e, kaderden belli bir programla ne yapacaklarını bildirirken insanı bu noktada serbest bırakmış. İnsan kendi fiillerinde hürdür ve serbesttir ve bu insan dilerse e, iyi şeyler söyler, dilerse kötü şeyler söyler. Dilerse iman eder, dilerse kafir olur. Dilerse camiye gider, dilerse meyhaneye gider. Ve bu şekilde insan çok yönlü kabiliyetlere sahip ve bu çok yönlü kabiliyetler şöyle veya böyle iyi veya kötüye kullanılabiliyor. Dolayısıyla mesela bir güneşe bakalım. Bir güneşle kendimizin aynı olmadığını görürüz. Güneş tümüyle kaderin mahkumudur. Ve güneş Allah'ın kendisine çizmiş olduğu yörüngede gitmeye mahkumdur. Kur'an-ı Kerim Eşşemsu vel gameri husben buyuruyor. Güneş ve ay hesabiledir. O kadar dakik bir hesap ile ki yarın güneş kaçta doğacak bellidir. Aynı zaman tutulacak bellidir. Güneş ne zaman tutulacak? Bunlar bellidir. Yarın diyelim mesaisine 8'de başlaması gerekenler belki de 8'de mesai yerinde olmayabilirler. Evet, geç kalabilirler. Ama güneş yarın saat kaçta doğacaksa güneş o vakitte doğacaktır. Bugüne kadar herhangi bir gecikmesi söz konusu değildir. İşte güneş tümüyle kaderin mahkumudur. Güneşin elinden e, o vakitte işe gelmemek, o vakitte doğmamak e, gelmez. Böyle bir şey güneş için asla söz konusu değildir. O e, tümüyle verilen emirleri yerine getirecek şekilde yaratılmıştır. Ama bu insan dilerse imanı tercih eder, dilerse küfrü tercih eder. E ...bu açıdan insan sonuna kadar hürdür ve serbesttir. Değerli izleyenlerim, değerli bir hocamıza bir tanesi demiş ki... ...hocam demiş ben ne yapabilirim? Benim kaderimde namaz kılmamak varmış. Bunun üzerine hoca efendi şöyle cevap veriyor. E peki diyor madem sen kaderde ne var biliyorsun, söyle diyor benim kaderimde ne var? Adam tabii yaptığı hatanın boyutlarını o zaman bir derece anlıyor... Ve Hoca Efendi ardından şunu söylüyor. Diyor ki bak diyor şurada çeşme var. Git diyor kollarını sıva orada bir abdest al. Ardından da şurada iki rekat bir namaz kıl. Bak o zaman kaderin ne zaman o zaman kaderin nasıl da değişecek. İşte insan bu gibi şeylerde gerçekten sonuna kadar serbest ve insan bu noktada kaderin mahkumu değil. Namaz kılmak veya kılmamak ...iyi bir insan olmak veya kötü bir insan olmak... ...bu gibi noktalarda insan tümüyle hür. Hazreti Ömer döneminde bir tanesi hırsızlık işliyor... ...ve yaptığı hırsızlık ortaya çıkıyor. Cezası verilecek. Cezası verileceği zaman can havliyle... ...ya Ömer diyor ben ne yapabilirdim? Benim kaderim buymuş. Bunun üzerine Hazreti Ömer... ...hırsızlıkla ilgili had cezasını uygulattığı gibi artı bir de sopa cezası veriyor. Ve ilave olarak verdiği ceza ile alakalı diyor ki bu da Allah'a iftira ettiğinden dolayı. Çünkü o adamın dediği tarzda olacak olsa haşa Allah ona e, hırsızlık yaptırıyor anlamı çıkar. Ve o zihniyete göre ne iyilik yapanın iyiliğinden ne de kötülük yapanın kötülüğünden bahsedilemez. İyilik yapanlar kader programından iyi insan olarak çıktıkları için yapmaktadırlar o zihniyete göre. Kötülük yapanlar da kaderlerinin mahkumu olmuşlar. Bundan dolayı kötülük yapmaktadırlar. Öyle anlamak gerekir. Ama mesele asla öyle değildir. Allahu Teala insanları hür bırakmıştır, serbest bırakmıştır. Bir insan elleri kolları böyle bağlansa, ardından da denize bırakılsa, yüz denilse elbette bu o insana zulüm olur. Teklifi malayı tak diye ifade edilen yapamayacağı bir şeyi kendisine teklif etmek olur. Halbuki e, Cenab-ı Hak hakimdir, hikmet sahibidir, adildir. Kuluna asla zulmetmez. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid pek çok ayetlerde ifade edildiği üzere Allahu Teala kullarına asla zulmedici değildir. Eğer kader insanın e, elini kolunu bağlamışsa o zaman İyilik e, iyilik edenlerin iyi olmasından veya kötülük edenlerin kötü olmasından söz etmemek gerekir. Halbuki Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda iyilik edenlere mükafat verileceği anlatılıyor ve kötülük yapanlara da ceza verileceği ifade ediliyor. Bir kısım insanların e, ceza çekeceği anlatılırken ceza en bi mekanu yeksibun onların yaptıklarına bir ceza olarak bu şekilde yani yaptıklarının bir karşılığı olarak ...bu verilecek, bu tarzda ifade ediliyor. İşte günümüzde maalesef pek çok insan kaderin bu noktalarını pek bilmiyor. Kader denildiği zaman sanki kader onu bağlamış... ...ve o şekilde e, o kötülükleri yapıyor gibi o tarzda hareket ediyorlar. Bu çok yanlış bir psikoloji ve çok yanlış bir değerlendirme. Bazen öğrencilerde benzeri bir yaklaşım oluyor. Bakıyorsunuz öğrenci... İyi not aldığında ben aldım diyor. Ama kötü not aldığında öğretmen verdi diyor. Halbuki bu tersinden bir yaklaşımdır. İşte Allahu Teala insana eğer bir takım iyilikleri nasip etmişse bu Cenab-ı Hakk'ın onun muvaffak kılmasıdır. Ama bir insan kötülük yapmışsa bu doğrudan doğruya kişinin kendi nefsiyle yapmış olduğu bir tercihtir. İnsan burada tümüyle mesul olacak bir şekilde. ...bu tarzda hareket etmiştir. İşte değerli izleyenlerim... ...bu şekilde e, kader meselesine baktığımızda... ...mesele ana hatlarıyla anlaşılıyor... ...ve e, zor bir mesele olmaktan çıkıyor. Bu şekilde baktığımızda... E, ...artık kader rahatça anlaşılabilecek bir durumdur diyebiliriz. Kader meselesinde bir can kurtaran simidi olarak... ...en azından şunu hatırlamak gerekir. Cenab-ı Hak... Hakimdir ve adildir. Yani hikmet sahibidir ve adalet sahibidir. Hikmet sahibi olduğundan abes bir şey yapmaz. İnsanlara eğer hür bir irade vermese onları sorumlu tutmazdı. Cenab-ı Hak adildir, haşa zulmetmez. Eğer insanlara irade vermemiş olsa, ardından da cehenneme atsa elbette bu onun adaletine uygun düşmezdi. Demek ki belli ölçüler çerçevesinde bakıldığında kader meselesi anlaşılmaz bir mesele değil ve kolaylıkla insanın kabul edebileceği makul bir şekilde ayetlerde hadislerde bize bildirilmiş. Cenab-ı Hak hepimizi bütün hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.